Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda altın ons, gram altın, gram gümüş ve gümüş ons değerlendirmesinde bulunacağız. Bizler için kritik seviyeler nerelerde? Bunları teknik olarak sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bir önceki videomda, dolar videomda da gene anlattığım gibi arkadaşlar. Forex ile ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizde. E, benden size tavsiye arkadaşlar Forex'ten uzak durun e, Forex'te işlem yapmamaya çalışın. Forex'te özellikle e, hiç bilmeyen arkadaşlar için e, tekrar tekrar uyarıyorum. Forex'te bütün paranızı kaybedebilme e, olasılığınız çok fazla. E, paranız burada Forex'te sıfırlanma riskiyle karşı karşıya kalır Bunu da bilin arkadaşlar. E, fakat işlemlerinizi bankalar üzerinden yaparsanız 100 dolarınız e, doların değeri düşse altının değeri düşse bile Gene 100 dolar şeklinde veya 100 gram şeklinde değerini korursunuz TL bazlı e, değer kaybetse de gram bazlı ve dolar bazlı olarak altın ve dolarınızın değeri kaybolmaz. Forex'te işlem yapabilmeniz için e, teknik bilginizin e, çok üst düzeyde olması şart. En ufak bir iki kuruşluk üç kuruşluk düşüşlerde bile e, paranızı kaldıraç oranına göre sıfırlama olasılığınız çok yüksek o yüzdendir. E, Forex'e bulaşmayın arkadaşlar. E, forexte yaptığınız işlemlerde e, geceler boyu da uykusuz kalabilirsiniz. E, bütün bunları aklınızın bir kenarına yazın ve forexten uzak durun derim ben. Evet, e, forex ile ilgili uyarımızı yaptıktan sonra altın tarafına geçelim. Altında Biliyorsunuz arkadaşlar yükseliş Covid 19 salgını ve ekonomilerdeki durgunlukla başlamıştı. Bunun ardından dünya merkez bankaları faizleri düşük seviyelerde tutmuş ve bol para basımına başlamıştı. Bugün geldiğimiz seviye itibariyle de baktığımız zaman arkadaşlar faizlerde herhangi bir yukarı yönlü artış yok yani. Bütün merkez bankaları bugün itibariyle gene faizlerini sabit sıfıra yakın tutmakta. Baktığımız zaman piyasalarda ne gibi bir gelişme yaşandı? Ekonomik gelişmelere baktığımız zaman ekonomik gelişmelerde piyasaların açılmasıyla birlikte fabrikalarında çalışma başlamalarıyla iş gücü kayıpları bir miktarda olsa azaldı. Tabi bu altın tarafına şimdilik düşüş yönlü yansımakta. Bunun haricinde gene altındaki düzeltme ve düşüş seviyelerinin yaşanmasındaki bir etkende aşağı haberlerinin piyasaya düşmesi. Fakat henüz aşı haberleriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir aşı mevcut değil. Sadece ülkeler kendi geliştirdikleri aşıları Dünya Sağlık Örgütü'nün onayını beklemeden piyasaya sunmaktalar. Bu e, altının yükselişini bir nebzede olsa durdurabilmiş gibi gözükmekte bugün itibariyle. E, fakat e, arkadaşlar e, COVID-19 ile ilgili e, dünya genelinde ve ülkemizde de gelen haberler pek iç açıcı değil. E, bu salgının bir ikinci dalga yapıp ve bu ikinci dalganın da birinci dalgadan e, daha etkili olması beklenmekte. Bu da bizi tekrardan başa döndürebilir. Yani ülkeler tekrardan para basımı ve ekonomilerini kapatma yönüne gidebilirler. Bu yüzdendir altın hala bizler için yukarı yönlü iğmesini hem teknik hem de temel olarak sürdürmekte. Altında bugün itibariyle kritik yerimiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz... 1925 seviyesi e, bu seviye önemli arkadaşlar e, bu seviye üzerinde altının tutunması şart e, biraz daha yukarıda 1937'li seviyeler gene altının e, tutunabilmesi ve kapanış görmesi halinde tekrardan yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabileceği seviyelerdir e, bu seviyeleri takipte kalacağız 1925 altında panik olmalı mıyız bana kalırsa 1925 altında da panik yapılmamalı ve öncelikle şuradaki 1900 seviyesi gözlenmeli arkadaşlar. Bu seviye kırılmadıkça altında yön hala 1900 seviyesi de bizler için önemli olacak bir seviye. Alım yapacak arkadaşlar da 1900-1937 aralığı altında altını kollayabilirler buralardan tekrardan bir tepki yukarı yönlü gelirse arkadaşlar buralarda altın tutunabilirse özellikle 1900 üzerinde tutunmasını gerçekleştirebilirse yönünü tekrardan e, yukarıya çevirebilir. O yüzden e, buralarda bir alım fırsatı yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla olabilir. Fakat 1900 seviyesi özellikle önemli olacak bir seviye arkadaşlar. E, 1900 seviyesini de aşağı yönlü kırarsa o işte o zaman aşağı yönlü arkadaşlar e, tekrardan e, bir düşüş ivmesi altın ons'ta yaşanabilir. E, buradaki arkadaşlar da bu seviyeye dikkat etsinler. Hafta sonu tekrardan kapanışlara göre bir video çekip e, önemli kritik seviyeleri tekrardan bildireceğim. Bugün için e, özellikle 1937 ve 1900 25 aralığından bir kapanış gelebilecek mi? E, bunu izleyeceğiz. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler. Evet gram altına da baktığımız zaman gram altında gene arkadaşlar e, 460 önemli bir destek. Bu destek üzerinde e, kaldıkça e, tekrardan yukarı yönlü hareketlerine 470 seviyesine doğru e, gram altında sürdürmeye devam edebilir 470 460 seviyesi gram altında önemli kritik bir seviye ee, buradan kırılmadığı müddetçe Şuradaki 458 457 kırılmadığı müddetçe e, gram altında da gene alım yapılabilir fakat e, 457 seviyesi e, önemli arkadaşlar bu 457'nin kırılmaması şart e, bu riski de dikkatle takip etmenizde fayda var 460 üzerinde tutunmasına devam edebilirse gram altın dediğim gibi gene yukarıda önemli olacak 463 ve 470'deki e, direnç seviyeleri var. E, bu 470 direnç seviyesi üzerine atabilirse de tekrardan e, yükseliş iğmesine kaldığı yerden devam eder. E, bizler şu an itibariyle 460'taki e, direnci destek seviyesini takipte kalacağız. Bu 460 üzerinde tutunması e, gram altını da tekrardan yukarı yönlü iğmelendirebilir. Bizler için 460 seviyesi önemli diyoruz gram altında. Gümüş tarafına da bakalım. Evet gümüş ons. Gümüş ons'ta da hareketler e, 26-55 seviyesine kadar e, aşağı yönlü bir iğme kazandı arkadaşlar. Gümüş onsta kritik olan seviye 26.09 seviyesi e, 26.09 e, üzerinde kalındıkça da e, tekrardan bir yukarıya doğru 28'li seviyelere doğru ataklar gümüş onsta da görülebilir. E, o yüzden gümüş onstaki arkadaşlar 26.09 seviyesini takipte kalacaklar. 26.09 yani 26 üzerinde kaldıkça. E, gümüş ons'ta tekrardan e, yukarı yönlü hareketlerine güç kazanarak devam edebilir. E, 26 seviyesi altında kapanış olmadığı müddetçe de e, gümüşte e, panik olmaya gerek yok. Haftalık kapanışları da görelim. Haftalık kapanışlara göre gene daha net bir video çekeriz. E, bu yoğun istek üzerine bu videoları çektim ki panik olmayın daha fazla diye arkadaşlar. E, çünkü e, çok sayıda e, gümüş ve altın analizi yapmamı isteyen arkadaş oldu. Onları da kırmamak adına. Gene e, hafta sonuna bir video gelecek arkadaşlar. O videomuzda daha sağlam, daha net seviyeler e, bizlerle birlikte olacak. E, şu anki son durumlar e, altında yukarı yönlü, gümüşte yukarı yönlü atakların zayıf. Aşağı yönlü hareketlerin daha belirgin e, şekilde gerçekleştiğini bize göstermekte ve bizler de bu haftalık kapanışları e, şu an itibariyle e, görmek zorundayız arkadaşlar bu haftalık kapanışları bekleyeceğiz ona göre kararımızı vereceğiz hemen gümüş gramı da gümüş ons üzerinde yapalım gümüş gramdaki kri kritik seviyelerimiz nerelerde şu an 400 şey 635'li seviyelerde de gram gümüşte hareketleri görmekteyiz arkadaşlar Gram gümüşte 6.29, özellikle önemli bir seviye. E, bu seviye üzerinde e, tutunmasına devam edebilirse gene yukarıda 6.47 önemli olacak bizler için. 6.47 üzerinde kalışlar gümüş gramda da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin e, hızlanmasına sebebiyet verebilir. Aşağıda bizler için 6.19 gene kritik bir destek. E, bu destek 6.19 desteği takibimizde olacak bu 619 desteği üzerinde kaldıkça yukarıda 7 24'lü seviyeler zaman içinde e, tekrardan gümüş gramda test edilmek istenebilir arkadaşlar e, O yüzden e, bu verdiğim kritik rakamları takipte kalın e, bu rakamlar altında kapanışlar gerçekleşmezse bir alım fırsatı olarak da yatırım tavsiyesi olmama koşulu değerlendirilebilir Özellikle aşağı haberlerinde gözümüz kulağımız olacak çünkü ekonomi tarafında herhangi bir değişme yok faizler hala kaldığı yerden devam etmekte ülkelerde para basımına devam etmekte gümüşü ve altını etkileyecek en büyük etken bugün itibariyle gelecek bir aşı haberi şeklinde yorumlanabilir bunun dışında herhangi bir gelişme şu an itibariyle gözükmemekte. Evet altın ve gümüş tarafında söylemek istediklerimiz bu, bu kadar ee, videolarımız hoşunuza gidiyorsa bir beğeni atmanızı ve kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlar da kanalıma abone olmayı bekliyorum hepiniz Allah'a emanet olun hafta sonu görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.